8 Mart Pazar günü Datça'dan Mehmet Ölmez arkadaşımızın rehberliğinde Ekrem İpek arkadaşımla Kavaklıdere Menteşe beldesine geldik. Turistik bir yeraltı mağarasını halen çalışmakta olan Çatak Su Değirmeni'ni gezdik. Yöre insanlarıyla, kültürleriyle tanıştık. Uzun süreceği için gezimizin kalan kısmını daha sonraki videomda izleyebilirsiniz. Benim anneannem, babaannem buralı. Ben burada burada da yaşadım. Oradan Muğla'ya taşındık. Burası Muğla civarında meyvesi sebzesi en bol olan bir yerdir. Burada halıcılık çok önemlidir. Eski bütün geçim kaynağı bakırcılık, kalaycılık ve halıcılıktı. Bu kısımda. 1972 yılında belediye olan Menteşe, Büyükşehir yasasından sonra Muğla Kavaklıdere'ye bağlı bir belde oldu. Sen burada yaşadın mı? Ha? Yaşamadım. Yaşamadım. Çünkü anneannem babaannem köye gelin gelmişler. Bu Menteşe'nin gerçek adı Genek'tir. Sonra Menteşe olarak çevrildi. Normalinde buranın adı Genek köyü. Göktepe mi var bir de orada? Göktepe daha aşağıda. Şu anda biz Yerküpe'ye gidiyoruz. Evet. Buranın meşhur de. Geçimi ceviz, üzüm, kestane de var bazı yerlerde. Daha çok yemeklik çok üzüm mü? Yemeklik ve yok. Daha çok pekmez yapılır buralarda. Pekmezlik. Çok, her evin önünde mutlaka çok sayıda asma ağacı vardır. Pekmez zamanı gelmeli buralara. Eylül ayında. Burası Yerküpe, Menteşe Yerküpe, Beşpınar Er Meydanı. Burada yağlı güreşler, çayır güreşleri yapılır. Güreş yapılan alanın altında Yerküpe mağarası var. Sarkıtlar, dikitler var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Oo, çınarlara bak. Evet, burada çınarlar vardır. Oo, sular akar. Güzel. Evet. Devam et, devam et, devam et. Evet, Yerküpe. Yazın burası çok güzel olur. Tam bir mesrelik bir yer. Çınarlar yaprak açtığı zaman. Su akıyor mu yazında? Su var. Mağara var burada. Kapalı olduğu için göremeyeceğiz. Çim alanının altı komple mağara. Şu güreş alanının altı komple mağara. Ağustos ayında yağlı güreş etkinliği oluyor. Bu şeyler onun için yapılmış. Başka bir etkinlik oluyor mu? Yok, yani o diğer günlerde piknik alanı. Piknik. Evet. Yerküpe'de arkadaşlarla tanıştık. Buralılar, değil mi? Buralıyız. Evet, buralıyız. Muhtarımız mı oluyor? Muhtarımız. Yılmaz Evran, ben mahalle muhtarıyım. Yılmaz Evran. Kavaklılar Belediye Meclisi'ymiş. Mehmet Durmaz. Ne güzel. Yazlar daha aktifleri belediye olmuş. Evet. Şimdi burası bugün mesela çınarlar çok güzel olur yani. Çok güzel olur. Temiz bir havası var. Çok kalabalık olur yani. Üşür. Çok tabii. Temiz havası. Biz mesela 750 rakım değil mi? Tamam. Marmaris'te. Bir gün gelsin burada 3 saatlik uyku da var ya. Yok belli canım. Çok temiz havası var. Yayla oluyor. Jandarmaydı. İşte bizim okuyor. Yayla oluyor. Bakalım Mehmet bugün işte bize rehberlik yapıyor. Datça basınından kendisi. Sonuçta kendisi yer bulur, buralı sayılır. Evet. Yani. Buralı. Buranın, ataları buralı. Evi sık sık. Buranın altı şuradan giriş. Hı. Bu hem alttan güneş oluyor hem de alt kısmı da altı mağara. Evet bak. Bu kafe her zaman açık değil mi? Pazar günleri mi sadece? Kafe her zaman açık mı? Kışında. Kapı açık değil mi her zaman? Burası. Her zaman açık. Burası açık. Burası zaten mekan kendisinin abimizin. Burası devamlı açıktır. Yazında şurada var bir mekan. Ay yukarıda da yerler var. Çıkalım mı Ekrem? Burası belediye. Yani. Burası kendisi. 5 tane kaynak mı var? Evet. Bunlar. Üstü alttan verelim. Normalde yazları şuradan akıyor. Yazın da mı akıyor burası? Yazın da akar. Böyle bir şey. Abici bu. Yazın bu karpuzu at, karpuz çatlar burada. Evet, evet. Suyu bu şekilde. Denizli'de de vardı. Suyun gözü de orada çıkıyor. Oo, taksinin kaynak, olduğu yerden. Tamam evet. Yani. Otobüsler dekorasyon yapıldığı müthiş, için. Müthiş, güzel, çok güzel. Yazın bunu karpuzu koy, karpuz çatlatan çatlıyor derler. Yazın da burada bakteriyesiz yatamazsın. Evet. O derece. Tam yayla. Buranın mevsimi yazın. Buralarda göç, evleri yazın göçerler. Yayla evleri bak.
insanlar için. Yayla evleri. Evet. Özel. Özel. Kumgal yapma alanları var. Evet. Yani yazın burası gerçekten kuşlar da öter böyle. Bak şimdi ötüyor. Kuşlar. Kuşlar cıvıl cıvıl. Evet. Sabah 6'da 7'de kuş sesini dinle. Evet, evet. Burada çadır kurabilir miyiz acaba tabii, desek? Tabii. Burası zaten dağ turizminden geliyorlar. Oo. Çadır kuruyoruz. Mehmet buraya. Biz burada çadır kuruyoruz Ekrem'e. Dağcılar geliyor. Evet. Evet. Çünkü buranın geçen, sabahı çok güzel olur. 2 hafta önce 70 tane dağcı vardı. Evet. Nereye çıkıyorlar? Burada parkur mu var? Buradan bir çıkıyorlar bunlar. He. Bu mağara kapalıymış ama mağaranın giriş kısmına doğru gidiyoruz. Selamünaleyküm. Bahçede ne iş yapıyorsunuz? Ne var? Sürülecek de. Ha sürülecek. Göveller adammış bak. Göveller hamzına. Sundura giden gelin gidenler var ya. He. Onların torunuyum ben. He. İkisi de gitti ya. Iraziye ne yapalım? Sundura. He. Ben onları torunuyum. Ekrem bak ne güzel. Ne ağacı bu? Şu. Bu ne ağacıymış ya? Çok enteresan. Şu? Hangisi? Lan ceviz. Kıvrılmış ceviz mi? En bol olan ceviz. Allah Allah. Bunlar hep ceviz. Kiraz ceviz. Evet. Serin iklim çok ilginç. Senin girişi. Mesela, bak burada kiraz olur, üzüm olur, ceviz olur, bol bol. Evet. Mağaranın girişi ilginçmiş ya. Çok güzel ya. Bak buz buz. Abo buzhane. Yani buzdolabının içine giriyormuşsun gibi. Kim bilir içi nasıl? Abo. Girebilecek misin hocam buradan aşağıya? Giremeyiz abi çünkü burası temizlenecek. Burası... Sende ışık var merak etme geç. Tamam. Geç bakalım. Geç sen. Mehmet sen geçsene öncülüm seni. Şeyi. Evet merdiven çok yamuk duruyor dikkat et. Çok o sakın. Demir olduğu için bir şey olmaz. Çok soğuk yalnız içerisi. Acayip soğuk. Dur bakalım. Evet sarkıklar dikikler. Şu kısmı göreyim bakayım. Şu şeylere tahta koyacaklar herhalde. Şey baksana mi? Mehmet. Abi, Mehmet şu kısmı göstersene. Şöyle söyleyeyim. Yazın. Göremiyorum. Hem şöyle, ışıklı hem merdivenler malzemesi konuyor. Evet. Kışın ziyarete açık. Ya şunu şey, yazın. Ne yaparsınız böyle arkadaş ya? İşte. Ya bu bizim insanlarımızda bu gerçekten. Şu sarkı tutsana Ekrem. Göremiyorum şunu ya. Bak bak. Bu gösteriyor yani. Bak. Işığı gösterirseniz siz gösteriyor bak. Evet. Vallahi güzel gösteriyor bak. Şunlar hocam. He. Şu kısım nasıl? Ekrem. Bak abi bak. Su damlaması var. Evet. Geçebileceğiz mi abi? Siz nereden geçerseniz biz her yerden geçeriz. Şu kayaların Formal ıslaklığını altın görelim. Altın ya. Gibi bak. Kayalar ıslak. Şu tepeler çıkarmış. Görünüyor. Bak. Biraz daha iyi. Şuraya bak. Daha güzel. Oo. Gel abi bak gel. Buradan daha güzel görüyorsun. Burası kaymaz. Evet sağ olsun arkadaşlar sayesinde. Evet evet. Evet. Karanlıkta da olsa girdik. Aslında arabada çantada benim şey vardı. Kafa lambası vardı. Hiç aklımıza gelmedi bak buraya gireceğimiz. Pislik toplamış. Buralar temizleniyor değil mi turizm zamanı? Merdiven güzel bir merdiven oluyor. Merdivenler falan tadilattan geçecek. Yani. Tabii, evet. Su varsa girilmez. Evet. Yok yok. Hiç gerek yok girmeye. Şu an diğerlerimiz yer. Güreş alanı. Çimen... Üstü güreş alanı. Evet. Çimenin üstü bu. Ya bir lamba almak aklımıza gelmedi. Arabada vardı ya. Ne güzel lamba vardı. Gitmeyin ya. Hepiniz gittiniz. Şurada hayır ondan değil ya ben çekim yapmak için önemli benim için. Ama biz ilkokul yıllarında biz buraya pikniğe geliyorduk. Yıl 85'lerde. Heh. Biz o zamandan bu yana tanıyoruz tabii. Daha öncesi de var tabii. Daha öncesi de var bunun. Burası Dilek Çeşmesi değil mi? Dilek Çeşmesi. Evet burası evet. Dilek Çeşmesi. Yazın oraya. Yönlendiriliyor buradan akıtılıyor suyu. Oo. Oradan. Yazın oradan akıyor. Evet Dilek Çeşmesi. Herkes burada resim çekilir. Suyunu içer. Buradan çıkış başka kapı var mı? Yok. Geri mi dönüyor herkes? Hayır. Buradan çıkış var. Şimdi biz buradan girdik. Evet. Oradan çıkacağız. Şurası. Çocukken biz burada merdivenler falan yoktu atlardık. Atlayabilen karavandı yani. Çocukken atlanıyor işte. Merhaba su yok değil mi? Göre olmaz. Geçiliyor mu? Geçilir geçilir. Geçilir. Burası tabi ziyaretçi akımlı. Tabi şu anda kapalı burası. Evet. Yani biz... Başlayınca. Görelim diye arkadaşlar sağ olsunlar.
bir fikrimiz olsun diye geldik. Bak bu merdivende şu an aynı onun gibi dikkat edin, biraz uzun düşmeyin. He. En yüksek yer burası. Evet. Bunlar alışkın bizi. Bizi çocuklar yarı çıktıkça büyükler kandırırdı. Burası suyun içine düşer, yutuyormuş diye. Korkuturlar. Yani, korkuturlar. Bizi inmesinler. He, inmesinler diye. Çekiyorum diye ben çekmiyormuşum şimdiye kadar. Helalesi. Sağ olun, teşekkürler. Sayenizde görüp gittik yani. Bir fikrimiz oldu. İçi de bu şekildeydi hemen hemen. Aynı görüntüler var. Deyizlerden geçtik. Tabii yazın açılıyor. Oraları temizleniyor. Bakım görüyor. Orası Gayra. Hocam. Yerini aktarır. Menteşe Yerküpe Mağarası. On binlerce yıl önce dere sularının kireç taşlarına aşındırmasıyla oluşan bu mağara, sarkıtlarıyla Damla Taşı Mağarası'nı andırmaktadır. Dere suları mağaranın içinden geçtiği için mağara kış aylarında ziyarete kapatılmaktadır. Mağaranın uzunluğu 100 metre, genişliği 7 metreyken 1 metreye düştüğü yerler var. Yazın aydınlatılıyor, düzgün merdivenleri var. 2004 yılında Muğla Valisi Hüseyin Aksoy tarafından yaptırılmış. Üç Mehmet'in arasında poz veriyoruz. Evet. Ekrem arkadaşım çekiyor. Muzaffer abim dilek tutuyor şu an. Evet, dileğimi tutayım. Sağlık, mutluluk diliyorum. Tüm ülkemize barış diliyorum. Bugün Kadınlar Günü. Kadınlarımıza, Ekrem abi de. Çocuklarıyla hayır diyoruz. Şiddete hayır. Yok. Kadınlarımıza, çocuklarıyla, eşleriyle mutlu, ekonomik yönden huzurlu bir yaşam diliyorum. Huzurlu bir yaşam diliyorum. Çok güzel bir yerden diliyoruz bu dilekleri. Menteşe, umarım olur. Muğla'nın incisi, Kavaklılar'ın birincisi, hayır, Menteşe'nin gururu, Menteşe Yerküpe Yaylası. Yerküpe Yaylası'nda mağaranın ağzındayız, çıkışında. Öbür taraftan girdik. Gerçekten çok güzel bir doğal güzelliğin içindeyiz şu anda. İşte böyle tanıdık arkadaşlar sayesinde, arkadaşlarımız sayesinde yeni yerler görüyoruz, öğreniyoruz. Bu içeride de çok güzel sarkıtlar, dikikler vardı ama ışık yanımıza almadığımız için ummuyordum buraya gireceğini. Çünkü kapalı demişlerdi. Arkadaşlar sağ olsunlar, yoldan bizi soktular. Bir bilgi sahibi olduk. Hakikaten nefis bir görüntü yani. Işık tersi, aşağıya indik. Ekrem arkadaşımın inişini gördünüz. Bayağı zor iniliyor. Kayda. Evet. Yani bizi bu görüntü şimdi bizi mutlu etti. O kadar yol geldik çünkü. Daha devam edecek dediniz de Mehmet Ölmez arkadaşım, bugün rehberimiz bu bölgeleri iyi biliyor, buraları. Bu su mağaranın içinden geçip gidiyor dere. Kışın akıyormuş. Yağmur sularıyla herhalde. Şu kısım çok güzel ekran. Şu kısım var ya. Renkler. Yazın burası çok kalabalık oluyormuş. Kışın da bu güzelliği var. Bizden başka kimse yok. Az bir insan var. Şahsen kafede bayağı oturanlar vardı ama böyle sakinliği seviyoruz biz. Biraz da ondan geliyoruz. Yazın da akıyormuş şelale. Yine buraların yeşillendiğini düşünün. Çok güzel ışık oluşuyor buralarda. Hakikaten çok güzel. Çok güzel bir doğa. İnsanların faydalanacağı şekilde de düzenlemeler yapılmış. Önemli olan bu. Bu güzelliklerden zarar vermeden faydalanabilmek. Turizm bu aslında.
taraf çınar ağacı, ceviz var bolca. Böyle oturma yerleri var. Acı olsun, olmasın. Olmasın, salça falan var. Mehmet, oturacağın yeri biliyorsun ha. Vallahi oturacağın yeri biliyorsun bak. Muğla tarafına geliyorsanız buraya mutlaka uğramanız lazım arkadaşlar. Şöyle bir yarım saatlik yer değil mi? Giriş. Ne yarım saat? Yarım saat 10 dakika. 10 dakikada buraya gelirsiniz. Hoş bulduk. Çay alalım. Siz ben çay vereyim. Tamam. İsminiz neydi? Halil İbrahim. Tamam. Halil İbrahim. Sizin burası değil mi? Evet efendim. Halil tamam. İbrahim. Buraya mutlaka gelmek lazım yani. Anlatayım. Kimden tanışıyoruz? Hulusi Aydın. Hulusi Aydın. Siz burada yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yıldan beri oluyor? Bildim bileli. Çocuk anam ben buradayım. Buradasınız. Burada dünya gelmiş oldum. Sağlıklı hava. Evet. Yaşınız kaç? 70. Maşallah. Kışın böyle sakindir tabii. Evet. Dinleniyorsunuz. Ben köyden geliyorum kışın. Buraya kışın durmayayım. He, kışın köyde kalıyorsun. Eski yayla evine giriyoruz. Kullanılmıyormuş şimdi ama yani buralarda böyle evler var. Hayvan falan konur, evet. Malzeme konur. Merdiven biraz çürük dedi, dikkat et. Çürümüş şey. Tahtaları çürümüş, kullanılmıyor uzun yıllar. Ama düşünün ya, ne güzel ya. Kim bilir buranın ne gibi öyküleri var ya. Dili olsa da anlatsa İkrem ya. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Çok hoş. Evet, işte bugün bunları görmek için geldik. Çok güzel yer küpe. Hakikaten görülmesi gereken bir yer. Özellikle bahardan sonra burası müthiş olur. Yazın açılıyor, mağara da açılıyor. Şelalesi var, suları var. Her taraf ceviz ağacı, çınar. Çok temiz bir havası var. Müthiş güzel bir yer. İşte şurada mutfak gibidir. Bak burada bulaşık yıkarlar. Hmm. Şurada. Hı hı. Şimdi yani düşünürsen. Tabii. Oradan su aşağıya akar. Bak çanak çömlek yıkanır burada bak. Bunların mutfağı bu. Ocakta her şey yapılıyor zaten. Çamurdan yapılmış böyle. Beşik çatılı. Gayet basit bir yapı. Yazları kalıyorlar. Yazdan yaza. Geliyorlar bu sağlıklı ortamda. Görüyorsunuz. İçeride de bir ocak var. Çünkü burası çok soğuk oluyormuş. Yazın da serin oluyormuş. Yani yorgansız falan yatılmazmış. Yaylada. Yayla evinde. Evet, böyle şu eski bir yayla evini de görmüş olduk ama şurada manzara yeter. Yani kuş sesleri. Karanlık görünüyor mu? Güzel bir fotoğraf. Güzel. Bakma sen öyle göründüğüne. Evet. Bilgisayarda. Eski evden ne güzel. Aslında şu duvarla beraber. Şöyle 400 yıllıkta 800 yıllıkmış. Doğru. 800 ve 400 yıllık. En genci 400, en ihtiyarı 800 yıllık. Evet. Çınarların en genci 400 yıllık, en yaşlısı 800 yıllıkmış. Mübarek şakıcığa tuttu bugün be. Ha, Ekrem abisini buldular mıydı? Beni bunlar. Görmesin, kıskanıyor. Tamam. Yani Ekrem abisini gördü mü bu köpekler, kediler? Biliyorlar kimin sevdiğini. Var mı senin de? Ne içindi bunlar ya? Bunlar bulgur için. Bulgur şeyi. Bulgur taşıdılar bunlar. Evet, burada da kapalı kışlık mekanı da var. Bu yerin, kafenin. Çok güzel. Yani çok güzel bir yer. Sahipleri İnsanlar çok misafirperver. Gerçekten ben önce ona bakarım. Karşılaştığımız kişiler çok candandılar. Bizi mağaraya götürdüler. Kapalı oldu halde. Mağara hakkında bir bilgimiz oldu, karanlık da olsa. Yani şey de öyle. Çalıştıran arkadaşımız da öyle. Candan. Dışarıda buranın yerlisi çiftçiyle karşılaştık. O da hoş sohbetti. Yani insan önemli bir şey gittiğiniz yerde. Hakikaten insanı mutlu ediyor. Manzaradan daha çok mutlu ediyor beni. Nereye gidiyoruz şimdi Mehmet? Buradan Çatak Köyü'ne gidiyoruz. Çatak Köyü'ne gidiyoruz. Evet. Çatak Sağdan Köyü. Soldan. Sağdan.